Sizlerden şunu rica ediyorum. Hayır dediklerinizi biliyoruz da hiç dünden bugüne kadar evet dediğiniz kanunlara bir baktınız mı? Nelere evet demişsiniz, bir incelediniz mi? Evet dediğiniz kanunlar noktasında Türkiye hangi sıkıntılar, hangi sorunlar yaşamış bir baktınız mı? Misal bir örnek var önümüzde. Biliyoruz bu yasaya da evet diyeceksiniz. Ne diyor bu yasa? Birçok hükmü var ama bir tanesi Yargıtay'da 516 olan üye sayısını 200'e, Danıştay'da 195 olan üye sayısını da 90'a düşüneceksiniz. Kısaca belirtmek gerekirse bu yolla bir yapıyı, cemaati yargıdan tasfiye edeceksiniz. Yani size göre paralel yapıyı yargıdan temizlemek için üye sayılarıyla oynamak, bunları değiştirmek lazım. Şimdi paralel yapıyı ayıklama iddiası, cemaati ayıklama iddiası ama yargıyı ele geçirme gayesiyle tekrardan meclise benzeri bir yasayla geldiniz. Gene koşulsuz evet diyeceksiniz. Fark etmiyor musunuz? Sayıyı arttırın, sorun. İndirin, sorun. Bir türlü çözüme kavuşturamıyorsunuz. Çünkü problem sayıyı arttırmakta, indirmekte değil. Sorun zihniyette, sorun amacınızda. Amacınız hukuk devleti inşa etmek olmayıp yargıyı ele geçirmek olduğu zaman hiçbir şekilde sorun çözülemiyor, katlanarak artıyor. Bir an için haklı olduğunuzu düşünüyorum. Hukuku dinlemeyen, başka odaklarda demir talimat alan bir yapıyı tasfiye edeceğinizi düşünelim. Yargıtay'dan, Danıştay'dan alacaksınız, ilk derece mahkemelerine atayacaksınız. Peki iddianı saklıysa bile hukuk tanımaz bu insanların, savcıların, hakimlerin ilk derece mahkemelerinde görev alması ne kadar sağlıklı? Niye sistemin içinde tutuyorsunuz? Sorunu çözmek mi istiyorsunuz? Ama bu yolla çözemiyorsunuz. Benden size bir tavsiye, bir öneri. Ergenekon gibi, Balyoz gibi bir yapının aktif rol aldığı davaları kanunsuzluğa, hukuksuzluğa açık olarak imza atmış kişileri tespitli, belli. Bunlar hakkında etkin bir soruşturma yapın. Bunları sadece Yargıtay'da, Danıştay'da değil, hukukun dışına çıkaracak, sistemin dışına çıkaracak bir soruşturma yapın ve hukuku, hukuk devletini böyle inşa etmeye çalışın. Ama sadece dosyanın hakim ve savcıları değil, savcı olmadan da davanın savcılığını üstlenmiş, onlara talimatları vermiş kişileri de araştırın. Yapabiliyorsanız paralel yapıyı yargıdan, paralel yapıyı o gün kullanmaya çalışanları da içinizden ayıklayın ve temizleyin. İşte o zaman hukuk devletini inşa eder, o zaman da böyle yasaları gün aşırı meclise getirmek zorunda kalmazsınız. Teşekkür ediyorum.